Metin abi, sana böyle üzülmek yakışmıyor. Yakışmıyor mu kardeşim? Güleyim mi? Gülmek mi yakışıyor? Yok, o da yakışmıyor. Ama üzülünce müessesenin de enerjisini düşürüyorsun. Öyle değil mi Ali abi? Çok da tranki yani. Görüyor musun abisi? Şükrü'ye beni ekrana çıkar çıkmaz görür görmez tanıdı. Artık nasıl bir ekran yüzüysem. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Ya ne yapacağız abi ya? Eda'yı kaçırdılar diyorum ya. Eda'yı. Belki şu an adamlar hiç aklıma getirmek istemediğim şeyler yapıyorlar kızcağıza ya. Ki sen benim kafamı bilirsin. İçeride hep seks var. Metin, siz Ali amcayla konuşurken benim de puzzle'ın parçalarını birleştirecek ve düşünecek vaktim oldu. Evet. Ama hiç düşünmedim. Aklıma Eda geldi, çağlayasım geliyor ya. Ne diyorsun kardeş, sen çabuk hırs düşmanlarını kaçır. Oğlum manyak mısınız lan siz? Ne kaçırması? Kız kendi gitti işte. Bütün mahalleye mektup bırakmış, çekmiş gitmiş. Hala kaçırma diyorsunuz lan. Anlayın, kızcağız sizi terk etti oğlum. Evet, kabullenemiyorsunuz belki, tamam. Ama işte bıraktı gitti sizi, bıraktı gitti sizi. Aa, şutladı sizi, şutladı. Sen kendi haline bak. Bakayım değil mi? Bakayım. Ben kendi halime bakıyorum da abisi. Sizinkiyle aynı. Şükriye de beni şutladı yani. Bıraktı gitti Yiğit'e. Farkındayım yani. Farkındayım. Ama işte siz de şunun artık farkına varın. Kaybettik kızları. İnce iş, mafiş. Ve ayrılığın ilk aşaması atlatıldı. İnkar süreci bitti. Sıra ayrılığın ikinci aşamasında. 2. Öfke. Ben bu Yiğit'i döveceğim. Var mı lan öyle? Mahallemize geleceksin. Karımızı, kızımızı koynumuzdan alacaksın yani. Var mı öyle lan? Ağalar, beyler, efendiler. Yaşlıyım mı? Sen söyle. Senin de mi karını gondiklesin? Nenemizi mi gondiklesinler yani? Lan yanlık. Senin de mi kızına yürüsün? Bu mu olsun? Bak eğer bugün bir şey yapmazsak bu var ya bu. Yarın bir gün hepimizin tişörtünü sökerim. Hadi hep beraber linç edelim bu Playboy görünümlü game boyu. Hel boyu. Kov boyu. Bel boyu. Yürü yürü lan. Yürü lan. Ne yapıyor abi? Oğlum niye gelmiyorsunuz lan? Hı? Ben o gazda ne yaptım biliyor musun? Şükriye'nin evine kadar bir koştum. Durdum. Arkama bir baktım. Anam hiçbir şey göremedim. Bir geldim, aynı hızla kahveye kadar geri koştum. Ne olurdu yani biz hep beraber Yiğit'i bir dövsek, ha? Erkeklere bak be. Ben sizin var ya çepliğinize tüküreyim. Petito bak bu ajan provokatör bu. Bak bu bizim başımızı belaya sokacak kardeş. Bak yazıyorum buraya bak. Ne yazıyorsun lan sen oraya? Bak. Bıyıklı Ali amca ajan provokatördür. Eşraftan yazmış herhalde. Lan oğlum madem bir yazı yazıyorsun buraya. Yiğit'in GSM operatörünün numarasını yazsan da altına yanıyorum, eriyorum. Anam, söndürün beni desene. Ya abi yeter la. Bir dur artık ya. Yeter be kardeşim. Allah Allah, şurada ağız tadıyla bir ayrılık aşamalarını bize yaşatmadın ya. Sen günlerdir gidip geliyorsun, gavatlık yapıyorsun. Ben sana bir şey dedim mi? Ayıp lan. Ne var oğlum yani ben de şurada kendi aşamalarımı yaşasam? Benim aşamalarım size batıyor mu oğlum? La oğlum ben yaşlandım lan. Bundan sonra bir aşama daha ya gülüm. Ne de bu aşamalar bitmeden ben gideyim şu Yiğit'i bir döveyim. Abi. Bırak lan. Abi.